Merhaba arkadaşlar. Fireball'ın şampu ürününü deniyorum sizler için. Oldukça yoğun ve konsantre bir şampuan. 1'e 1500 ve 1'e 1800 gibi bir oranı var. Gördüğünüz gibi kovaya 2 damla yapıyorum. Çok az gördüğünüz gibi. Oldukça az bir miktar. İlk başta bu kadar az denedim arkadaşlar. Bakalım performans ne kadar ne olacak diye. Kovayı güzelce köpürtüyoruz arkadaşlar. Köpürmesi güzel, çok hoş, çok inceden bir kokusu var. Benim hoşuma gitti. Çok yoğun gelmiyor ama böyle rahatsız etmiyor. Havada biraz rüzgarlıydı. E, rüzgarlı rüzgarlı havada yaparken hani be, o kokusu insanı mutlu ediyor arkadaşlar. Ürünümüz oldukça konsantre. Yoğun bir ürün. Yani seyretme oranları baya iyi. İlk temasımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu e, şimdi dikkat ederseniz bakın şöyle bir panele panelde çok böyle bir köpük oranı göremiyorsunuz. Çünkü ben olmasından da olduğundan da daha az ürünü e, döktüm kovaya. Yaklaşık 7,5 litreye 2 damla gibi bir şey yaptım. Tabi burada ister istemez biraz az geldi kayganlık ve köpürme oranı. Bundan sonra ilave ettim arkadaşlar. Gene o ilk başta gördüğünüz 2 damla kadar ilave ettim. Birazdan zaten köpük farkından anlayacaksınız o ilaveyi. Yani ilk baştaki oran tutmadı. Bu deneme yanılma yöntemi tabii. İlk defa denediğimiz için önce az yaptım performansını görmek için. Sonra ürünü çoğalttık. <laughs> burada şimdi yan panelde üst panelde de daha şey yok. Yani burada da gene ilk yaptığım orandaki ee, köpük gördüğünüz gibi çok az. Yani çok böyle e, aham şu an bir panelde köpük yok. E, burası için şu an hani bir yorum yapmıyorum. Hani kayması iyi kötü demeyeceğim. Şimdi geçeceğimiz sıradaki panelde artık takviye yaptım panel. Şimdi burada zaten olayı anlayacaksınız arkadaşlar. Köpük gördüğünüz üzere köpük gayet bollaştı. Panelde kayması hissiyatı şampuanın gayet iyi benim hoşuma gitti. Temizliği de güzel gayet. pH nötr bir şampuan arkadaşlar. Korumaya, seremeye herhangi bir zararı yok. Ee, Güney Kore malı. Kaliteli bir ürün. Gördüğünüz gibi bol köpüklü arkadaşlar. Bayağı bol köpüklü. Şöyle bir geniş açıdan da gösterdim size. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelecek videoda 5 dakika sonraki hali. Şu an bu 5 dakika sonraki hali arkadaşlar. Hava hafif güneşli ve üründe kuruma yok. Bu önemli. Bu çok önemli yani kuruma yapması yapmaması çok iyi gördüğünüz gibi bakın kaput da 5 dakika. Diğer tarafı yeni bitirmiştim. Burada yeni bitmiş hali arkadaşlar. Fark ediyor zaten. Bence oldukça iyi. Bu da arabamızın en son bitmiş hali arkadaşlar. Baktım inceledim yakından da temizliği vesairesi güzel. Herhangi bir kalıntı kalmamış. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle e, pov çekim bir video oldu. Kısa bilgilendirici kafanızda soru işareti varsa da gidermiş olmuş olduk. Herkese sağlıklı sürüşler dostlar